Bak, kimsin bilmiyorum. Buraya onu korumaya gelmedim ama ben yanındayken kimse onu öldüremez. Adi benim düşmanım. Ve onu sadece ben öldürebilirim. Sen öldüremezsin. Bak duvarda ne yazıyor. Yarın gel kadın. Ne sanıyorsun Adi? Benden kaçabileceğini mi? Bizden kaçabilecek misin? Bacakların olmadan koşamazsın. Bağır, daha çok bağır. Sürün, ağla. Benim ağladığım gibi ağla. Bırakın beni, bırak gidin. Hadi gelin, eğer onu bırakırsak erkek arkadaşı bizi affetmez. Bana kimse acımadı. Ve ne yazık ki ben de kimseye acımayacağım. Yılanım. Vikram'ımı öldüren herkesi teker teker öldüreceğim. Yaptıklarının cezası, günahlarının hediyesi. Asıl hediye ölüm. Cehenneme iyi yolculuklar. Sen buradaysan, o halde bu kim? Seni tebrik ediyorum. Aslanı avlamak isterken kediyi öldürdün. Sorun değil. Gelecek sefer yaparsın. Senin sonun çok yakın. Dur bakalım. Bu ne acele? Şuna bak. Sinirliyken çok güzelsin. Güzel cellat. Bütün olanları işte bu telefona kaydettim.
Görmek ister misin? Listende Daksh'ın da olduğunu biliyordum ama bunu ben biliyorum. Ama tek bir hareketimle, tek dokunuşumla bütün dünya öğrenebilir. Evet. İşte baş parmağım. İşte bu parmağımla intikam oyununu bozabilirim. Canını okuyacağım. Hayır, konuşmana dikkat et yenge. Daha nazik ol. Mesaj göndermek için güvercin yollamak zorunda değiliz artık. Bir telefon yeter. Herkeste bir tane var bugün. Mahir abimde de var. İşte bu yüzden benim kölem ol. Ve istediklerimi yap diyorum. Yoksa çok kötü biri olabilirim. Acımasız biri olduğunu biliyorum. Ama sen sıradan bir insansın. Bense yılan kraliçesiyim. Beni kontrol etmek kolay mı sanıyorsun ha? Seni de elindeki telefonu da yok edeceğim hadi. Bunun kopyasını almadığımı mı sandın? Çok tatlısın yılan kraliçesi. Çok masum ve iyisin ama düşmanların senden çok daha akıllı. Ve yaptığın her hareketine karşı bir planları var. Hayır. Aslında senin her hareketinle mücadele etmek için birini hazır tutuyorlar. Anladın mı? Bu insanlar çok akıllı ve güçlü. Her adımına karşı planları var. O yüzden yengecim, Mahir abimin hatırına ben diyorum ki benim istediklerimi yapmalısın. Anladın mı beni? Duyuyor musun beni? Ha? Herkes yılandan korkar ama ben yılanla iş yapıyorum. Bu yılan form değiştiriyor ve benim işime çok yarayacak. Adi nerede? Nereye saklandı? Komiser neden arıyor ki? Neler oluyor burada? Ne istediğimi şu an sana söylemeyeceğim. Bunun için senin düşmanların, benim de arkadaşlarımı biraz bekleyeceğiz. Ne düşünüyorsun söylesene. Yılan kristalini mi? Onu çalabilirler. Ben de onlarla arkadaş olurum. Ve beni komadan diriltebilirler. Ne kadar güçlü olduklarını anlıyor musun yılan kraliçesi? İyi düşün Bela. Düşün lütfen. Onlara düşman olduğun anda hayatın tehlikeye girer. Zavallı Sühani. Bütün her şey Rakşaban'dan festivali zamanında oldu. Çok acı. Gerçekten çok acı. Viş nereye kayboldu şimdi? Burada olsaydı Adi görüntüleri kaydedemezdi. Onun işini hemen burada bitirirdik. Neredesin Viş? Neredesin? Viş? Neredesin? Başı dertte olabilir mi? Viş! Viş! Neredeydin? Hepsini öldürmeliyiz. Neredeler? İçlerinden birini öldürdüm. Bulman iyi olmuş. Ben bulsaydım ben de öldürürdüm. İyi de neredeydin? O çocuğun peşindeydim. Onu bulup öldürmen çok iyi olmuş. Adi'nin cesedini nereye attın? Adi değil.
Dakş'ı öldürdüm. Ama sen de Adi'nin peşinde değil miydin? Her neyse. Hepsini öldüreceğiz zaten. Ama bence sırada Anu olmalı. Anu'yu ben öldürmek istiyorum. Çok fazla yaşadı zaten. Neden birdenbire Anu'ya taktın? Neden? Sen de Mahir gibi o kıza acıyor musun yoksa? Öyle bir şey değil. Benimle gel, hadi hadi. Viş! Acele Viş. Et. Aa, hadi Şan, Bera. Nereye gidiyoruz? Anu, benimle gel. Anu, seninle konuşmak istiyorum. Anu, lütfen. Beni anlamaya çalış çünkü ben... İşkolik olduğunun farkındayım. Ama ara sıra da romantik ol lütfen. Ay'a bak ve yıldızları say. Anu, beni dinlemelisin. Dur. Gözlerini kapat. Anu. Şan, gözlerini kapat dedim. Tamam. Viş. 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 Bırak beni Bela. Anu bugün kurtulamayacak. Hayır, şimdi olmaz Viş. Yapamayız. Anu'nun yanında o çocuk var. Fark etmez. Gerekirse onu da öldürürüm. Anu bugün ölecek. Onu bırakmayacağım. Ama Viş... Benim derdim o insanlarla, aile üyeleriyle değil. Dakş'ın ölümü yeterince canımı sıktı. Bir şey daha olursa... Hayır, Viş'i durdurmam gerek. Anu, sen de bir ses duydun mu? Kalbimin atışını duymuşsundur. Anu... Ne yapıyorsun sen? Nasıl yani? Şan, özür dilerim. Terbiyeli ve kurallara uyan biri olduğunu biliyorum ama biz nişanlandık, öyle değil mi? Bir öpücükten bir şey olmaz. Onu beni anlamıyorsun. Ben bunu nasıl açıklayacağımı da bilmiyorum. Aa, hayır. Çok yağacak bence. Hadi içeri girelim. Hadi hadi. Ama Anu... Bratam, Dakş'ı çağırır mısın? Nerede o? Onu arıyorum ama açmıyor. Çocuklar, her fırsat bulduğunuzda ortadan kayboluyorsunuz. Boş ver Kuhu. Kuhu, çok haklısın. Baksana, Anu bile burada değil. Kes sesini Bultu. Biz sadece biraz yalnız kalmak istedik. Ama Anu... Dakş nerede? Bilmiyorum ve umurumda da değil. Ama... Beni dinle. Sana konağın birinci katını göstermek istiyorum. Tamam. Dakş. Dakş. Ne var Bela? Beni niye durdurdun? Çünkü hata yapıyorsun. Viş, sen eskiden iyice düşünmeden asla adım atmazdın. Ama şimdi ne oldu? Ne yapıyorsun? Neden? Sen kendi başına düşünemiyor musun Bela? Bu da ne demek? Şu ana kadar onları öldürmedin. En azından bunu düşünebilirsin. Rüyanda gör Rüya bari. Rüya mı? Kimi öldürmemişim? Beni dinlemedin galiba. Dakş'ı öldürdüm dedim. Yanımda olsaydın Adi'yi de öldürecektin. Öldürdün demek. Daha önce de öyle söylemiştin. Bela, sen kendi işini yapıyorsun, ben de benimkini. Arvin de Dakş'ın cesedini güvenli bir yere saklamasını söyledim. Kimse bulamasın diye. Arvin ne yapacak? Viş! Viş, konuş benimle Viş! İyi ki bizi aradın Dakş. Ne? Neden aniden Delhi'ye gidiyorsun? Bir arkadaşım kaza yapmış. Alo. Seni duyamıyorum. Alo. Evet. Kaza mı olmuş? Ne diyorsun? Arkadaşım mı kaza yapmış? Evet evet. Ne yazık ki öyle. Biraz önce kardeşi aradı. Şimdi hemen oraya gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Peki tamam. Görüşürüz. Bu çok güzel. Dakş'ın telefonunu bulmam iyi oldu. Cesedi bir yere saklarım. Ama telefonu bende kalacak. Yılan Kraliçesini kurtarmak için bu telefona ihtiyacım olabilir. Ne oldu? Ne kazası? Bir arkadaşı kaza yapmış ve Delhi'ye gidiyor. Neyse, en azından o iyi. Aa, gördün mü Bultu? Yuvi Yeni Zelanda'ya, Rehan Amerika'ya ve Dakş da Delhi'ye gitti. Her şey bir plana göre uyuyor değil mi? Archie,
Çocuğu neden korkutuyorsun? Benden bu kadar. Parti benim için bitti. Ben otele gidiyorum. Siz de gelin. Tamam Mahir abi. Parti bitince biz de geliriz. İyi geceler. İyi geceler abi. Viş, beni dinle. Viş, seninle konuşuyorum. Viş. Vişaka, senin neyin var böyle? Arvind'in her şeyi halledeceğini söyledin. Daksh konusunu halledecek dedin. Bir şey merak ediyorum. Sana ne oldu? Neden böyle tuhaf davranıyorsun? Viş, konuş benimle lütfen. Biz arkadaşız. Öyle mi? Emin misin? Yılan kraliçesi. Bak nasıl konuşuyorsun. Sana ne olduğunu hiç anlamıyorum Viş. Gerçekten. Ben de seni hiç anlamıyorum artık. Anlamıyorum çünkü bazen arkadaşın olduğumu ve istediğim her şeyi yapabileceğimi anlatıyorsun. Sonra da ben bir şey yaptığım zaman beni durduruyor, yılan kraliçesi olduğunu söylüyorsun. Ben ne yaparsam yapayım hep senin iyiliğin için yapıyorum Bela. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Hiçbir zaman olmadı. O zaman beni neden durdurdun? Mahir'i öldürmek için henüz hazır değilsin. Neden hazır olmadığını da biliyorum. Ona karşı hislerin var ama o Anu denen kızı tam öldürecekken bana neden izin vermedin? Beni neden durdurdun? Çünkü Anu orada yalnız değildi Viş. Yanında o çocuk vardı. Bu kadar basit bir şeyi anlayamadın mı? Ona saldırınca o çocuk yardım etmek için gelmeyecek mi? Sana kalsa kurtarmaya gelirse çocuk da ölür değil mi? Vişaka, ne kadar öfkeli olduğunu biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Vişaka! Vişaka! Beni dinle Viş. Beklesene. Viş, lütfen bekle. Viş, seninle konuşuyorum. Ama ben seninle konuşmak istemiyorum çünkü bu konuda sana katılmıyorum. Senin gibi düşünmüyorum. Beni ne kadar zamandır tanıyorsun? Senin için neler yaptım ve sen hala bana güvenmiyorsun. Senin uğruna nelerden vazgeçtiğimi biliyor biliyorum musun? Biliyorum Viş. Benim için her şeyi bıraktın. İntikamım için yılan dünyasını bırakıp buraya geldin. Bunun dışında başka şeyler de var. Yalnız değilsin. Aşkını kaybeden sadece sen değilsin. Aynı acıyı başka biri daha hissediyor. Ama çok farklı. Çünkü o kişi acısını gösteremiyor. Bela. Çok acı çekiyorum. Onu severken bırakmak zorunda kaldım. Ondan çok uzaktayım. Ve sadece senin yüzünden. Senin intikamın için Bela. Kim? Kimi kaybettin? Viş, komiser Acıtap'tan bahsediyor. Olabilir mi acaba? Çünkü benim için sadece onunla yakınlaştı. Bela. Bela, ben onu kaybetmek istemiyorum. Onunla olmak istiyorum. Çiplerin birlikte olduğu gibi. Hep onunla olmak istiyorum. Ama olamaz. Ve sorumlusu da sensin. Hepsinin sorumlusu sensin. Ama Vişaka, bana kim olduğunu söylemen gerekiyor. Sevdiğim insandan bahsediyorum. Her nefes aldığımda yaşadıklarımı anlatıyorum sana. Yakınımda olduğu zaman kalbim daha hızlı atıyor ve kontrolden çıkıyor. Sonunun kötü olacağını bilsem de yine de hiç umursamıyorum Bela. Ve bu aşk tek taraflı değil. İkimiz de birbirimizi çok seviyoruz. Hiçbir şeyi konuşmamış olsak da sanki her şeyi konuşmuş gibiyiz. Ve ben bütün bu hisleri ve aşkı unutmak istiyorum Bela. Bunların hiçbirini istemiyorum ben, hiçbirini. Bela, bizim ilişkimiz zoraki başladı. Ama devam etmesinin sebebi var. Eğer olmasaydı bu evliliği bitirme fırsatım vardı. Ama sen bu fırsatı kullanmadın. Sözde evliliğimizi bitirmedin. Aramızda bir şey var demiyorum sana. Ama yok da diyemiyorum tabii ki. Bela, ben bunu yapamam. Bunlar bana göre değil. Aşk duygusunu unutmak istiyorum ben Bela ama yapamıyorum. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum Bela. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Çaresiz durumdayım ben. Hiçbir şey anlayamıyorum.
senin gibi olamam ben. Zayıf biri olamam. Bela senin gibi olamam. Bunu yapamam. Viş! Viş bekle! Bir şey söyleme. Gözlerimin içine bak ve ne görüyorsan söyle. Evet onu. Söyle hadi. Şan aşk bu. Gerçek aşk. Senin gibi birine aşık olacağım hiç aklıma gelmezdi. Çekingen ve içe dönük birine. Ama zıt kutuplar birbirini çeker derler değil mi? Ama sen o kadar iyisin ki sana karşı koymak çok zor. Anu... Bir şey söyleme. Sadece elimi tut ve öylece dur lütfen. Aman tanrım, babama söylemeyi unuttum. Ende amcayla Sumi teyzeme de söyleyeceğim. Çılgın Flo'ya da söylemek gerekiyor. Nişanlandığımı herkese ilan edeceğim. Çocuklar, hadi otele gidip bir şeyler içelim. Ben iyi değilim, daha fazla istemiyorum lütfen. Ben sana demedim zaten. Babamla Ende amcaya haberi verince kutlama yaparız diyorum. Olur Bayan Şan, ben varım. Tebrik ediyorum. Merak etme bebeğim. Çekingen biri olduğunu biliyorum. O yüzden bu güzel haberi ben veririm. Orada olman yeter. Bugün, yarın ve her zaman. Vişaka beni dinle. Vişaka özür dilerim. Bunları bilmediğim için beni affet. Hayır Bela. Bu sefer seni dinlemiyorum ben. Senin için her şeyi yaptım. Ama artık değil. Şimdi kalbimi dinleyeceğim. Beni kimse durduramayacak. Sen bile. Öyle değil Viş. Viş? Bunu yapmam gerekiyordu. Canını acıtmam gerekiyordu. Kendine geldiğin zaman bunun için bana kızmayacaksın. Hatta teşekkür edeceksin Bela. Burası ne kadar hoş. Böyle daha güzel. Komple kapatmışız gibi tıpkı. Hı hı. Seni seviyorum Şan. Aha. Aa. Seninle önemli bir şey konuşmalıyım Anu. Şimdi değil Bayan Şan. Önemli şeyler konuşmak için çok vaktiniz olacak. Anu, bu arada Londra'dan Hindistan'a 8 saat süren yolculukta hayatının aşkını buldun. Archie, Mahir, Anu hepsi burada. Buyurun. Baba, Sumi teyze, Ende amca gelin lütfen. Anu, bizi alelacele getirdin. Ne oluyor, konu nedir? Bir şey mi oldu ha? Neler oluyor? Bela'yla Mahir'i de göremiyorum. Neredeler? Her şey yolunda mı kızım? Neden telefonda bir şey söylemedin? Çünkü telefonda söylenecek bir şey değil. Önemli bir duyuru yapacağım. Anu, sen ne duyurusu yapacaksın? Bebeğim, biliyorsun ne duyuracağımı değil mi? Duyuru mu? Ne duyurusu? Kim hamile? Çabuk söyleyin. Çok merak ettim. Anu tatlım, Bela ve Mahir nerede? Ama Adi de yok. Nerede o? İşte geldim Yılan Kraliçesi. Yılan Kraliçesi. Uyan Yılan Kraliçesi. Yılan Kraliçesi, bir gün içinde ikinci defa seni bu halde görüyorum. Sen yerde yatıyordun. Ben de seni oradan alıp buraya getirdim. Ne kadar iyi bir çocuğum. Seni öldüreceğim. Ne yazık ki senin yapacağını ben yapacağım. Evet. Mutlu son olmasa da senin sonun olacak. Evet, seni öldüreceğim. Hayır. Çok zayıf görünüyorsun.
Anladım ki sen bir yılanla kavga etmişsin ve o yüzden bu haldesin. Yoksa kalkar ve bağırmaya başlardın. Ama artık çok geç. Çünkü ölme vaktin geldi. Ve ben kahraman olacağım. Evet. Yılan Kraliçesi, evet. Seninle ilgili gerçeği herkese anlatacağım. Ve hepsi sırtımı sıvazlayacak ve ne istersem yapacaklar. Ne oldu Yılan Kraliçesi? Ne oldu? Oo. Çok uğraşma istersen. Nasıl olsa öleceksin. Canın cehenneme. Canın cehenneme. Evet. Zamanla yarışıyorsun Bela. Pardon Yılan Kraliçesi. Öleceksen hoşça kal. Ama kurtulacaksan saygılar. Adi haklı. Bana bir yılan saldırdı. Yani bir. Gücümü kaybettim. Güçlerimi tekrar kazanmak biraz zaman alacak. Ve benim o kadar zamanım yok. Anu kızım, hadi söylesene, neden bu kadar merak uyandırıyorsun? Baba, biraz sabırlı olur musun lütfen? Neler oluyor? Bela'nın telefonuna ulaşamıyorum. Mahir'inki de kapalı. İkisini de merak ediyorum. Sakin ol anne. Oo, Sumitra, neden bu kadar endişelendin? Özel bir gece belki. İyi ama bana söyleyebilirlerdi. Bunu kim söyler ki? Ayrıca böyle şeyler gizli yapılır. Biz de yapmıştık. Değil mi Endi? Pula, çok konuştun. Evet, bunda utanılacak ne var? Biz dünyaya bunun iki tane kanıtını bıraktık. Hatırlıyor musun? Tiyatrodaki o karanlık köşede. Plomi, susar mısın artık? Hı? Otur ve konuşma. Konuşmuyorum zaten. Burada ne olduğunu da anlamadım. Bela ve Mahir neredeler? Ne zaman gelecekler? Kim bilir ne zaman gelirler? O ne demek? Sen neredeydin? İşim vardı anne. Ne işin vardı bakalım? Biriyle buluştum. Anu, sürpriz nedir? Onlara söylüyorum. Bak Anu, ben... Neden Şan'a soruyorsun ki? Baba, sadece Şan kabul ederse söyleyebilirim. Anu, biraz bekle, tamam mı? Ben Mahir'i bulup hemen geleceğim. Tamam ama çabuk gel. Bela ve Mahir yüzünden bütün gece bekleyecek miyiz burada? Büyük ihtimalle. O ne demek? Bela ile Mahir neredeler? Yardım et Tanrım. Bana yardım et. Bana yardım et. Lütfen, lütfen bana yardım et Tanrım. Evet Tanrım, beni bırakma, bana yardım et, hayatta kalmama yardım et Tanrım, güçlerimi geri ver, lütfen Tanrım, bana yardım et, evet Tanrım, evet Tanrım. İşte böyle, dayanmam lazım, dayanmam gerek, dayanmam gerek. Bela! 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 Bela, orada ne işin var? Ne yapıyorsun? Mahir, Mahir, ben iyiyim. Sen git. Neden, neden buraya geldin Mahir? Burada egzersiz yaptığını düşündüm. Orada ne yapıyorsun? Nasıl gittin oraya sen? Ben hallederim. Merak etme Mahir. Hayır, git. Bir dakika. Dur.
Mahir yardımına ihtiyacım yok. Sen git. Lütfen Mahir yapma. Sus Mera, geliyorum şimdi. Bekle, bekle. Lütfen Mahir gelme. Hayır. Hayır Mahir. Ne yapıyorsun Mahir? Sen delirdin evet, mi? Evet, delirdim ben. Seni bu şekilde bırakacağımı düşünüyorsan eğer sen de delirmiş olmalısın Bela. Mahir, şimdi ikimiz birlikte düşeceğiz. Umurumda değil bu benim. Bak Mahir. Bugüne kadar aşkın ne olduğunu bilmiyordum Bela. O duyguyu hiç anlamıyordum. Ve bir insanın başka bir insan için ölmesini de anlamıyordum. Birini kendinden çok sevmek nasıl mümkün olabilir? Ben filmlere hiç inanmıyorum Bela. Ama seni tanıdıktan sonra anladım ki sen düşersen ben de seninle düşerim Bela. Ama neden? Seninle ölebilirim ama sensiz yaşayamam ben Bela. Ah! Mahir, 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 gözlerini kapat. Neden? Mahir, beni dinle ve soru sorma lütfen, olur ama mu? Ama neden Bela? Bana güveniyorsan gözlerini kapat. Bana güven Mahir. Bana güven. Yardım et Tanrım. Yardım et Tanrım. Ne yapıyorsun sen Yardım Bela? Yardım et Tanrım. Yardım et Tanrım. Yardım et Tanrım. Ne oldu? Delirdin mi sen? Neden böyle saçmalıyorsun? Buraya nasıl çıktık sen onu söyle Bela. Ne yaptın? Bizi Tanrı kurtardı Mahir. Ama asıl senin sorunun ne onu söyle bana. Bana neden bu kadar kızdın Bela? Başka kime kızabilirim ki söylesene. Ne düşündün de beni kurtarmak için oraya atladın? Ne düşündün? Aksiyon filmi mi çekiyorsun sandın? Bela. Madem filmleri sevmiyorsun neden filmlerdeki gibi hareket ediyorsun? Beni dinle. Ne bakıyorsun? Ben iyiyim. Sana ihtiyacım olmadığını neden anlamıyorsun? Söylesene. Benim için korkmana gerek yok. Ben kendime bakarım ve bakacağım da. Ben çocuk değilim. Neden hep kahraman gibi arkamdan çıkıyorsun? Bela. Ne düşündün de atladın? Söyle bana. Bir şey olacağını mı hissettin? Bunu nasıl bilebilirsin Mahir? Bilmiyorum Bela. Sen her şeyi bilirsin. Yalan söyleme. Bilmediğini kasten söylüyorsun. Sana daha önce de kendime bakabileceğimi söylemiştim. Ama sen yine de bir kahraman gibi atlıyorsun. Senin derdin ne? Artık git ve beni yalnız bırak, tamam mı? Bırak elimi. Neden bu kadar inatçısın Mahir? Bu kadar basit bir şeyi anlamıyor musun? Benim için kendi hayatını tehlikeye atmanı istemiyorum. Senden tek bir şey istiyorum. Bundan sonra bütün sorularının cevabı bu olacak. Anlamadıysan tekrar edebilirim. Geç kalıyoruz. Arabayı getiriyorum. Sen aşağıda bekle. Sakın bir yere gitme, tamam mı? Anladın mı? Mahir, elin. Elim mi? Mahir'le Bela otelde de yoklar. Neredeler öyleyse? Hayır. Bu bomboş köyde ne yapacaklar ki?
Vish'i bulmam lazım. Çok öfkeliydi. Ne yapıyor bilmiyorum. Kimin peşinde acaba? Nefret ettiği Anu olabilir mi? Veya çok sevdiği komiserin peşindedir. Nereye baksam acaba? Otele. İlk önce oraya bakayım. Evet, önce otele bakmam lazım. Anu orada. Mahir kendi gelir. Mahir nereye gitti? Geri dönmeliyim. Bu yoldan gidersem yolumu kaybedebilirim. Mahir! İyi ki geldin. Otelde herkes sizi bekliyor. Bela nerede? Ben de onu arıyorum. Beni burada bekleyecekti. Nereye gitti acaba? Bence otele gitmiştir. Çünkü ben oradan geldim ve kimse yoktu. Tamam, hadi biz de gidelim o zaman. Şen nereye gitti bilmiyorum. Hiç anlamadım. Onu arayarak bulamaz. Kaderinde varsa bulabilirsin. Leyla, merhaba. Görüşmeyeli yılları oldu. Kaç yıl sonra yine buluştuk. Çok sevindim. O burada mı? O geldi mi? Kim o? Tahmin et. Çağırdım, şimdi gelmek üzeredir. Onu bırak da sizi neden çağırdığımı merak etmiyor musun? Evet, ben de onu soracaktım. Bir an ne oldu böyle? Çünkü onu buldum. Ruh ikizimi buldum. Sen çok haklıydın Leyla, çok haklıydın. Ne diyorsun? Ben şimdi senin odanı hazırlayacağım. O arada Mahir de gelmiş olur. Bir dakika. Mahir mi? O mu? Hayır, özür dilerim. Mahir değil. Mahir benim kara sevdamdı. Gerçek aşkım değil. Biraz sonra seni gerçek aşkımla tanıştırırım. Sen bekle biraz, ben hemen gelirim, tamam mı? Tamam. Anahtarları alabilir miyim? Buraya geldiğimi Mahir'e söylemedim. Beni merak etmiştir. Bence çok iyi olmuş. Anlayamadım. Neden? Yani Mahir bana çok önem verir. O yüzden öyle söyledim. Neden gülüyorsun? Sevgiyi ve nefreti ne kadar çok belli ediyoruz. Bazen de sevgiyi saklıyoruz. Sen sevdiğini kendinden bile saklıyorsun. Seni önemseyen birinden söz ederken çekingen bir ruh haline giriyorsun. Karşındakinin gözlerine bakmıyor, ürküyor ve savunmaya geçiyorsun. Bu da bana tek bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Senin aşık oldun. Ama buraya gelmeden önce kavga ettiniz, değil mi? Sorun değil. İstediğin kadar kavga edebilirsin. Onunla kavga etmek kolay. Kendi hislerinle kavga etmek daha zor. Ve kalbinle. Kalbinin sana ne zaman ihanet edeceğini bilemezsin. Kalbimiz her an başka bir kalbe gidebilir. Ve farkında bile olmayız. Ona zamanında kulak vermeliyiz. Çünkü bu kalp başka kimseyi dinlemez. Ne kadar kavga edersen et, sen hep kaybedeceksin. Neyse, ben gideyim. Anu beni bekliyordur. Sen de çok bekleme bence. İstersen dediklerimi iyi düşün. Ne demek istedi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.